günümüze gerçekten güzel, pratik, hızlı, lezzetli ve aslında tayin dengesiyle birlikte de doğru kurulduğunda tarihi bir lezzetle başlıyoruz. Bir itirazın var mı Zumur? Olur mu canım? Ne münasebet? Tahinli piyaz hiç tükettin mi? Tahin kullanmadım. Piyaz tükettim ama hiç kullanmadım. Bir yakışıyor. İlk defa. Bir yakışıyor. Şefi elinde yiyeceğiz. Ben de ilk defa yiyeceğim bakalım. Gerçekten mi? Daha doğrusu yemeyeceğim de yemek isterim. Bozmayayım dedim ama. Teşekkürler. Sunuma tabak hazırlanırken belki bir çatal alırım. O ara yapmadığın şey değil. Teşekkürler. O zaman malzemeleri bir say da ben de şu güzelce bir tarifime başlayayım hızlı hızlı. Hem de tanışmayı soracağım eşinizle hiç görmeden nasıl bu yılların sevdası bir araya gelmiş. Detaylı anlatacağım Tansin Şef. Antalya piyazı için gerekli malzemeler. 3 su bardağı haşlanmış kuru fasulye, 1 adet kırmızı soğan, 1 çay kaşığı tuz, yarım limonun suyu, 2 yemek kaşığı tahin, 1 tatlı kaşığı sirke, 3 yemek kaşığı ılık su, 6 adet çeri domates, 1 adet haşlanmış yumurta, yarım demet ince kıyılmış maydanoz. Ben şimdi malzemeleri saydım ya şefim. Evet. Bence piyazın olmazsa olmazı sirkedir. Bence olmazsa olmazı haşlanmış yumurta. Neden? Çünkü haşlanmış yumurta bu lezzeti, yani bu salatayı protein lezzetini katan en önemli faktörlerden biri. Kimimiz sevmiyoruz ama bence çok lezzetli oluyor. Ben hiç yumurta koymadım, kullanmadım yumurtalı. Yakışır. Hani ama işte bakın şey yapıyorum, ama karıştırıp yememiz gerekiyor. Şimdi yumurtasını ayrı yersek olmaz. Dolu kaşıkla alıp yumurta da içinde olduğu zaman lezzetli zaten. Hani biz sanki yumurtanın üzerindeki süsmüş gibi alıp böyle ayrı yiyoruz. O zaman haşlanmış yumurtayı. Karıştırıp yiyeceksin. Tahsin Şef'im belki de şimdi sizin yapmanız daha lezzetli olacak. Hem tahin hem yumurta. Ben yumurtayla tahini koymuyordum işte. Koyulur. Ama ben şimdi hızlıca tarife başlayayım. Önce bıçağımı alayım. Bu arada da yapacağım şeyleri hemen kısaca söyleyeyim. Fasulyelerimi bir kabın içerisine alacağım. Soğanımı piyazlık doğrayacağım. Yumurtalarımı vesaire içerisine doğrayarak ilave edeceğim. Suyum var. Su neden var diyorsunuzdur. Aslında burada tahini açmak için. Tahin yağlı ve katı bir ürün olduğu için ve durdukça da kıvam aldığı için. Aman karıştırırken sosumuz fasulyeleri ezmesin derken aslında bunun kıvamını böyle hafif yumuşatmış olacağız. Evet, o bilgi de aldık, güzel oldu. Şimdi bu bilgileri de verdikten sonra evet. Eşinizle nerede ve nasıl tanıştınız? Nerede ve nasıl tanıştım? Eşimden tanıştığım hikayeyi anlatayım size. Evet. Çok güzel bu, çok önemli bir soru. Çünkü ben memleketimdeydim, Adana, Osmaniye'de o zaman. Tamam. Eşim İstanbul'da polis memuruydu. Tamam. Ama aynı memleketliyiz, aileler orada. Eşim demiş ki hani ailesi demiş seni bir evlendirelim oğlum. Onlar da demiş ki anne size uygun bir kız bulun memleketimden. Adana'dan evet. Ondan sonra biz de komşuyuz ama biz birbirimizi tanıyoruz da ben eşimi hiç tanımıyorum. Eşim de beni tanımıyor. Hiç görüşmedik. O okumuş çıkmış memleketten. Ben kardeşleri falan tanıyorum ama eşimi hiç görmedim ben. Hiç. O da beni görmedi. Hiç görmedim. Fotoğraf da mı? Fotoğraf da görmedim öncesinden. Olmadı. Sonra istediler. Bana bir tane fotoğraf getirdiler. Ondan sonra işte kardeşleri var benim yaşımda. Onlar demişler Recep Emin'in kızı var. Onu isteyelim. Recep babanız. Babamın ismi Recep'ti. Rahmetlik oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra işte geldiler. İstendi. Oldu. Ama eşim beni görmedi. Ben eşimi görmedim. Sonradan resmini gördüm ben. Sadece resmini gördüm. Eşim İstanbul'da polis memuru çünkü. Peki bir noktada tanışmanız gerekiyor. Hiç tanışmadık o arada. Fotoğrafı görünce ne düşündün? Fotoğrafı gördüm dedim zaten yakışıklı bir beyefendi. Zaten yani bu memur da olamaz başka bir şey olsaydı. Memur da olmuş. Ah. Yani sonuçta o beni görmedi ama dedim ki ailesi gördü, tercih etmişler. Yani böyle bir tatlımız yenildi. Sonra bir... Bak Mürüvvet Hanım da sevmiyor. Evet. Nerede? Memleketimizde. Ama aileler. Eşim, tabii nişanlım olacak yok. Eşim yok ortada. Aileler tatlı yendi. Doğru. Bak öyle adetler de var. Önden bir tatlı yenilmiş. Aynen öyle. Ve evleneceğinize de karar verdiniz. Sonra hayır bir ay sonra geldi eşim. Ancak izin o zamana geldi memur olduğu için. Nişan yapıldı. Nişanda gördünüz yani. Nişanda 3 gün görüştük. Bu kadar. Nişan alışverişine mi çıkmadın öncesinde? Hiç çıkmadı. Yüzük taktık. Yüzüğü kendiler aldı geldi parmağıma göre. Şefim nişanda gördüm diyor ya. Yüzük seçmedin. Hayır seçmedim. Kıyafet seçmedin. Hayır hiç seçmedim bir şey. Çiçek. Onlar kendiler aldı getirdi bir kutu bana. Olur içinde deodorantı mevdurantı onlardan. Ama eşim onları İstanbul'dan çok güzel alışveriş yapmış getirdi bana. O dediğin nişan bohçası. Evet. Sonrası nişanımız tamam işte, oldu. Abi. Eşim yine geldi İstanbul'a görevine.
Sadece nişanda gördüm. Sadece nişanda gördüm. Bir kez. Bir kez. Yüzük takılana kadar. Aynen öyle. Konuşma zaten yok. Yok. Telefon. Bir amca geldi, bir tane aile büyüğü yüzüğü taktı. O zamanın belediye başkanı geldi, taktı yüzüğümüzü. Nişan oldu, eğlenceli bir şey böyle evimizin önünde. Yan yana oynadınız. Oynadık. Gerdek ama tam oyuna kalktık. Babam yukarıdan kızmaya başladı. Ne diye? Niye oynatırsınız kızı o kadar insan varken oynasaydı diye. Hani ama biz ben gelin olacağım. Damatla kızın oynaması gerekiyor. Yani dans etmediniz mi böyle? Dans etmedik. Böyle çift telli. Ancak evet. O ara sordun mu? Ne yapıyorsun? Ne? Hayır hiç konuşmadım. Hiç öyle konuşmadım. Nasıl insan merak etmez mi ya? Ne ya bilirsin? Konuşamıyorsun. Eski sevgilinin adı ne? Yok sevgilisi falan yoktur eşimin. Yoktu yani. Hiç? Hiç yoktu. Ya varsa da bana söylemeden. Yıllar sonra hiç itiraf boş gelmedi ver. Mi? Yok gelmedi. Hadi. Meraket abla. Yok yok gelmedi. Bırak. Gelmedi yok. Ama, çok hiç ama mi şöyle bir şey her kıza güvenilmez. O ben memleketli olduğum için bana güveniyorlar. Biz ben memleketimden evlendim İstanbul'a çıktım. Bilmiyordum hiçbir yeri. Düğüne kadar bir daha hiç görüşmediniz. Hayır. Düğünde geldi Allah tekrar. Allah. 3 ay sonra düğünümüz oldu. 3 ay daha. Düğün oldu. Biz pazar gelin oldu. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Cuma günü biz çıktık gel İstanbul'a geldik. Bu kadar. 4 gün orada kaldık 5 gün eşimle. Adana'da. Kayınvalidemlerde. Ondan sonra 5. günü... Bizde şey vardı mesela yeni gelip evlenene 4 gün süpürge vesaire tutturmazlar. İş yaptırtmazlar, uğursuzluk getirdi düşünürüz. Bizde öyle bir şey yoktu. Yaptınız. Gelin iş de yapacak, mutfakta yemek de yapacak. Hiç öyle. Zaten benim kayınvalidemler ilk... Ben yemek yaptırdılar bana diyor. Ben ilk baştan kayınvalidemler görmeye geldiler böyle. Ben oturmuşum bir leğen hamur yoğuruyorum böyle. Onlar dedi ki biz babaanneye görmeye geldik. Benim babaannem yaşıyordu o zaman. Maşallah. Ama ben fark ettim ki o babaanneye görmeye gelmemişler. Beni görmeye gelmişler. Öyle bir hamur yoğuruyorum ki o arada gördüler beni zaten. Ya ben mutfaktaydım. Hamur, ben de her gün hamur yoğuruyorum. Zaten siz hamur yoğurduğunuz için mutfaktasınız bu kadar güzel. Ama Tahsin Şef'i görmeye gelen yok. Ondan dolayı çok mutsuz. Görmeye gelecekler inşallah bir gün seni de. Beni görmeye, biz oğlum. Görmeye gideceğiz. Öyle mi oluyor? Seni zaten bütün Türkiye görüyor ama inşallah bir gün... Cesaret edemiyorlar. Ben görür. Ulaşılmaz bir insan değilim. Tahsin Usta bir gün inşallah bir kişi görür sizi. İnşallah. Hayır, ya aman zaman var. O da. Rabbim tabii. Geciktiriyorsa hayırlısı güzelleştiriyordur. Olsun. Şefim bu arada sen bir soru sormuştun. Şimdi aynı soruyu ben soruyorum. Mürüvvet Hanım aşk evliliği mi yaptı, mantık evliliği mi? Ne evliliği bu? Mantık evliliği. Mantık evliliği. Peki mutlu musunuz? Çok şükür. Yıllardır hiçbir sorun yok. 81'in 9. ayında evlendik biz. Yokumu bırak, 17 sene var üstüne bir daha doğmamadan. Tabii. Vay be. İhtilalden sonra evlendik. O zaman ihtilal olmuştu. Evet. İstanbul'da gerçekten Mecidiyeköy'de oturduk Şişli'de. Ayşe Pekkan'da gelmiştir dedi. Mecidiyeköy Şişli'de oturduk. Orada dedi buralar çok felaketti eskiden eşim karıştı dedi yani. Biz Allah'tan işte İhtilalden sonra 7-8 ay resmen sonra, tarihe tanıklı. Tabii 7-8 ay sen sonra evlendik. Sen kaçta olmuşsun? 58. Maşallah, subhanallah. Allah ağzınızın tadını bozuyor. O zaman mantık Allah evliliği ne oluyormuş? Bizim gibi evlilik mutlu huzur versin. Amin. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Vay be. Böyle evlilik hikayesi çok var ama ben eşinizle ilk karşılaştığınız anda ne hissettiğinizi çok merak ediyorum. İlk karşılaştım. Eşim böyle sarışın. Ben esmerim biraz daha hani daha o zaman biraz esmerdim. Saçlarım hiç boyamazdım. Uzun saçlarım bu kadar buralarda. Bele kadar. Evet, sallana, evet. Sallana. Beli gibidir böyle çok uzun saçlarım. Böyle birazcık daha tombulcaydım. Belki bu kilodaydım da hani genç kız olunca kilolu gözüküyorsun o zaman. Yani eşimi biraz böyle zayıf gördüm ama ya dedim ki ya yakışıklı adam, incecik bir adam. Yediririz yani. Yemek. Yani. Yemek yedi mi kilo alır dedim. Ben yaparım yemekleri mutfakta o kilo alır ne olacak sonra. Yani. Şimdi kilo aldık diye artık ondan dert yanıyorsun. Kiloluyorsun. Şimdi toparlamış ama enişte. Çok şükür Allah'a. Yani o kadar fazla değil ama var biraz kilosu. Gördüm. Beyefendi boylu poslu. Koca eski emniyet müdürü sonuçta. Evet. Vay be ya. Bak görüyor musun işte. Ben ne diyorum? Aşk olsa bitmişti gitmişti. Çok gezdik Tahsin Şerif'im. Ne yaptın? Çok gezdik eşimle beraber. Değil, sanki bundan hiç memnuniyetsiz değilmiş gibisin. Hayır çok gibisin. Memnunuz. Halen de şimdi gezmek istiyoruz. Burada 5 yıl durduk. Dedim ki eşime ya biz burada hep durduk. 5 yıl oldu artık ne yapalım? Hadi bir evi badana boya yaptıralım. Taşınıyormuşuz gibi. Ama o kadar zor oldu ki evin içinde badana boya yaptırmak. Eşyalar çok. Evdeyken. Biz alışmışız her gittiğimiz yerde. Boyalı eve otur. Lojmanları boyattırıyorduk hemen. Sen evin boyası gelmedi. Evden çıkıyormuşsun. Evet. İki sene. Sekiz içine. Hemen çıkıyorduk oradan. Güzel oluyordu. Ev de büyük zaten. Evet. Evimiz dubleks.
7+1 herhalde. Burası. Evet, yukarıda 3 tane oda var, aşağıda 4 var. Maşallah. Mutfak hariç. Çok büyük hakikaten. Çok geniş evimiz, çok yoruluyorum. Dedim ki bugün Tahsin Usta'mı davet edeyim. Ekibiyle beraber dış sesle güzel bir yemek yapsın. Ben bugün dinleneyim. Yakışır. Evet, yakışır Tahsin Şevime. Yakışır. Çok haklısınız. Dinlenmeniz lazım. Bence de öyle. Şunu süslemek için kenara ayırıyorum birazcık. Ama arzu ederseniz bana da verirseniz bir şeyler yardım ederim size yine de. Abla, 7+1 evin temizliğiydi, yemeğiydi. Çok zor iş. Yok ben zaten yaparım. Bir gün önce cumartesi müracaat etti. Bana geldiniz çekim. Allah razı olsun. Ne demek? Çok ne mutlu demek, oldum. Ne demek? Biz hep böyle bize. Bizi yeter ki çağırın. Bizi yeter ki çağırın, gelelim derdinizi ortadan kaldırın. Bazen böyle ev sahipleri bana zumur yüzünden kötü davranıyor. Neden? Zumur gaza getirtiliyor ev sahibini. Yok şöyle böyle, yok tersine öyle mi doğranır, yok böyle mi yapılır. Ama ben de diyorum öyleyse o zaman al soğanı sen doğra diyorum. Ama bazen de sen de doğrarken ağlıyorsun, ev sahibi de ağlıyor soğan doğrarken. Mürvet Hanım, siz Tahsin Şef'e inanmayın. Bazen canı soğan doğramak istemiyor, ev sahibine doğratıyor. Onun hep bir bahanesi vardır. Sonra da zumur yaptı oluyor. Ya dış ses, ancak bir çekimleri var. Ne yapsın ki oradan yani? Sen şimdi kocandan önce görümcenle ya da Eltim'le tanıştın neredeyse. Tabii. Eltim'den kaynanam, kayınbabam, görümcem hep sorudaydı. Hepsiyle tanıştın, koca yok. Tabii koca yok ortada. Ama nişanlandım. Tatlı yendi yani. Bu kadar. Biz eskilerden kaldık Tahsin Şef'im. Ama bir şey söyleyeyim, kötü bir şey değil ama mi? Ama çok şükür Allah. Ben mutluluğum gibi herkese mutluluk, huzur versin. Amin. Böyle güzel bir evlilikler versin yani. İşte aşk değil de bu sevgi, saygı tabii, olmuş oluyor. Tabii olmaz değil. Bazı şeyler oluyor olmadı mı? Ama onlar da artık tuzu biberi yani. Allah herkese dubleks ev nasip etsin. Vay be. Güzel ama. Güzel, bak gördün mü, huzurlu, mutlu. Çocuk var, 3 tane. 3 tane çocuğumuz var. İkisi evli. Evet. Biri bekar. Biri bekar. Kaç yaşında? En büyük kızım 82 doğumlu. Öyle yapma. Pardon, 83 doğumlu. Ne diyeyim? Dur, 8. 40 yaşında. Heh. En büyük kızım 40 yaşında. Oğlum 39 yaşında. En küçüğü? En küçüğü de 30 yaşında. Evli değil o. Evli en küçüğüm. Bursa'da. Ortanca mı evli değil? Oğlan evli değil, evet. Ortanca da oğlum. Senin gibi. Yakışıklı böyle. Burun burun minnacık. Ay. Evet, çok. Benim gibi. Bana benzemiş. Senin gibi de böyle. Yani erkeklerin genelde minnacık yapılı olur ya. Yok. Böyle kibar. Burnu mu? Evet. Çok kibar. Benim burnum küçük mü ya? Tabii. Yani sizin memleketinize göre küçük burnu. Mürvet Hanım, senin memleketi atlamadı. Trabzonlu oldu mu? Tabii Trabzonlusun. Nereden anladın? Her burnum halinden. Burnumda. Şivenden. Yok, burnundan ama değil. Ama burnum küçük. Burnu da kibar. Bir ölçelim istersen. Her haline kibar. Yok. O noktaya geldik. Her haline kibarsın. O nokta kibarsın. Bu noktaydı. Evet. Soğanı ben doğramayaydım. Sen bu lafı demiş olaydın. Şimdi soğan doğruyordun. Ah be ustam. Kızımı soruyordun sen. Yok, burnumu soruyordum en son. Burnun kibar. Az da anlat. Kibar, küçük. Çok kibar. Maşallah. Evet. 7+1 ev kadar var. Yok güzel. Gözlerin renkli, harikasın. Maşallah. Valla şirinsin. Dilim var ya, çok güzel benim için. Teşekkür ederim. Şaka yapıyorum bu arada. Tabii ben anlıyorum. Yoksa burnum gerçekten okka gibi küçücük. Çok kibar, yok. Büyük mü? İyi. Evet. Yakınlaşmaya tenezzül ettin burnuma doğru. Yapma öyle şeyler. Ne yapıyorum burada? Limon suyu mu, sirke mi ve suyu mu? Evet. Şöyle bardağın içerisine güzelce koyacağım. Şuraya suyumu da ilave edeceğim. Ardından bir çay kaşığıyla, sanki çay karıştırıyormuş edasıyla. Hiç başka kap pisletmeden bunun içerisinde halledeceğim ben bu işi. Hatta tuzunu da atayım. Nasıl fikir? Çok iyi olur. Tahsin Şevi, gittiğin evlerde bütün mutfağı biliyorsun maşallah. Baharat nerede, çatal kaşık nerede, tava tencere nerede, maşallah bakıyorum, görüyorum ben seni. Her yerden buluyorsun böyle, çok güzel. Şimdi ama ev düzenini az çok biliyorum ya şu an. Şunun içine zaten eğer sos kabı koyarsanız yani. Sıkıntı, burada çatal kaşık vardı diye evet. Düşünüp açıyorum. Ha, aksi durumu gördük mü? Gördük. Zaten Tahsin Şef'ten önce ben evi dolaşıyorum. Şu çekmeceden şnorker bulduğum için şaşırmıyorum artık yani. Hani evet. Her şey yaşanabilir. Doğrudur. Şöyle güzelce bakın sıvı hale getirdim bunu da. Ardından yumurtamı da doğrayıp işin içerisine ilave edeceğim. Şunu önce alayım. Sonra yok çekemiyoruz. Kameramanlarımız biraz yaşlı. Ne yapalım? Bütün ekip yaşlı bizde. Hepsi konuşuyor çünkü darlıyorlar bizi. Ama konuşsunlar. Onlar da konuşması gerekiyor. Hep biz değil ya Tahsin Şef'im. Doğru. Yani. Yani seni kaç bölümdür çekiyoruz ama Mürvet Hanım'ın olgunluğuna erişemedin. Konuşması gerekiyor ama. Bak ne diyor. Onur konuşmasa ne anlayacağız dış sesin karşımızda olduğundan? İşte bu.
Tarif bitince yapmayacaktım bunu. Sen orman kebabını da göreceksin şimdi. Bir sürü de oranacak, bir sürü ürün var orman kebabı yaparken. Yaparız ya, korkutma. Elimize mi yapışacak ya, be? Ha, aman, iki lafın arasında ne yaptık? Antalya piyazımızı yaptık. Nasıl oldu? Gayet bütün malzemeleri doğradık, içerisine ekledik. Ardından şimdi hazırladığımız sosu da şöyle güzelce sirkeli, limonlu, tuz ve tahinli oldu. Harcımı şöyle içerisine ilave ediyorum. Çok ezmemeye bu noktada dikkat etmemiz gerekiyor. Şuradan bir yemek kaşığı alayım. Böyle havalandıra çok da böyle ezmeden homojen halde birbirine karışana kadar karıştırıyoruz. Ardından bir servis tabağını alacağız. Sonrasında üzerine bir tatlı bir maydanozunu koyarız. Bir tabağın içine servis ederiz. Şimdi gelelim orman kebabına. Doyuruculuğuyla, besleyiciliğiyle, pratikliliğiyle aslında tokluk kebabı da denildiği duyulan ve söylenilen. Hatta bazı seyahatnamelerde de not alınan bir tarif. Tokluk kebabı mı? Tokluk kebabı denmesinin sebebi de patatesi, soğanı bol. İçerisine koyduğunuz zaman aslında böyle etin ön planda olmadı ama günümüzde böyle et dengesi tabii daha biraz ön plana çıkıyor. İftarlarda vesaire yaptığımızda sunu kolu komşuya da bana patates yedirtirdi dedirtmesinler diye. Birazcık et gözüksün. Biraz değiştirmişler ama eskiden de patatesi bol olurmuş. Hatta böyle iki dakikada böyle ocağın alevinin üstüne o mitza denilir bilmem bilir misiniz? Üç ayaklı ocaklara ateşin üstüne oturtulurmuş. Ateşin üzerine oturtulduktan sonra bir tencerenin içine hızlı hızlı bütün malzeme karıştırılmış. Ondan sonra fırına hop. Verilen bir kebap çeşidi. Kolay yemek, çok da güzel. Ama yok, çok lezzetli çok olur. Çok da güzel, evet. Çok lezzetli olur. Onu yapacağız ama bunun için önce buraları toparlayacağız, ellerimizi yıkayacağız. Tabii. Ardından da orman kebabıyla geri geliyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Bütün püf noktalarını veriyoruz. Sıralama, bu pişmiş pişmemiş değil. Hepsi aynı anda pişecek ve lezzetli olacak.